Tekrar merhaba. Bakın şöyle bir örnek buldum. Benim çok hoşuma gitti. Ne kadar güzel böyle baharlık ceketler olur düşünsenize. Ve yapımı gerçekten basit. Zaten ben size hep basit örnekleri anlatmaya çalışıyorum. Şöyle kısaca örneğimi bir göstereyim size. Sadece örnek kısmını göstereceğim için ortalamaya gerek yok. Şimdi baştan istediğiniz kadar ilmeği ayarlıyorsunuz. Şimdi ben ikinci sırada olduğum için 7 tane ilmek. Burada 6 tane ilmeği kesiyoruz. 6'sını birden kesemeyeceğimiz için öncelikle şu 2 taneyi kesiyorum. Sonra şu 2 tane bu ipi buraya geçiriyorum ve bu 2 ilmeği bir ilmeğin içinden geçiriyorum. Tekrar burada 2 ilmek var. Tekrar bu 2 ilmeği bir ilmeğin içinden geçiriyorum ve burada 2, 4, 5 tane kesmiş olduk. Şimdi buraya gelirken direkt böyle gelmiyorum. Şu şekilde geleceğiz. Yani artırmış oluyorum bir tane daha şurada. Arada ben 2 ilmek bıraktım. Tabi bu şu ikisinin arası. Siz istediğiniz kadar bırakabilirsiniz. Tekrar göstermek istiyorum örneği. 2 ilmeğimi kesiyorum. Daha sonra şu 2 ilmeği bir ilmeğimin içinden geçireceğim. Şöyle. Yavaş yavaş geçiriyorum ki görün diye. Evet, 2 ilmeğimi geçirdim. Tekrar bir 2 ilmek daha geçiriyorum. İp kat kat olunca biraz daha zor olabiliyor. Şimdi bu ilmeğimi örerken de şu şekilde bir ilmek atıyorum ve bunu örüyorum. Arkada bir işlem daha yapıyoruz. Ondan sonra örneğimiz kurulmuş oluyor. Bunu ütüleyince gerçekten çok güzel duruyor. Bakın. Arttırdığımız ilmeğe gelince ne yapıyoruz? Şimdi bunun içinden bir tane örüyorum. Çıkartıyorum. Bir tane artırıyorum. İçinden bir tane daha örüyorum. Bir daha artırıyorum. Bir kere daha örüyorum. Bu kadar. Tekrar göstereyim size. Arttırdığımız ilmeğe kadar normal örgümüzü yapıyoruz. Şimdi artırdığımız ilmek. Bir ördüm. Bir artırdım. Bir ördüm. Bir artırdım. Ve tekrar bir örüyorum. Bu kadar. Örneğimiz kuruldu. Bundan sonra bütün ilmekleri düz örüyoruz. Bu aralarını veya şu aradaki yükseltiyi siz ne kadar istiyorsanız o kadar yapabilirsiniz. Yapacak olanlara kolay gelsin.